Arkadaşlar hoş geldiniz. Şimdi Zeytinburnu'ndaki Çelikbilek Spor Akademisi'ndeyiz yine. Bir tane arkadaşımız var. Bir meydan okuma maçımız var. Kendine güveniyor. Daha önce hiç yenilmemiş. Şimdi atacağız ama ben Nurofen falan almadım. Bir krem sürmedim. Bir şey yapmadım. İşin aslı bundan aşağı yukarı birkaç gün önce tamamen bıraktım bilek görüşü yapmayı. Sadece meydan okuma maçları alacağım. Çünkü bir Balıkesir'e gittik biliyorsunuz geçen hafta bayağı ciddi şekilde ağrılar çektim. Oradaki çocuk çok kuvvetliydi gerçekten. Sonra salı günü gittik. Çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi günü gittik. Ankara'ya. Orada da çok ciddi ağrılar çektim. Orada da çok ciddi ağrılar çektim. Kolum böyle kapanmıyordu neredeyse. Bir gün sonra yine bir daha maç atınca dedim yok. Benim bir ara vermem gerekiyor. Yılbaşına kadar sadece vücut geliştirme yapacağım. Bir de böyle kanala video çeksin diye. Kendine güvenen arkadaşlarla bilek görüşü yapacağım. Bu yani. Bunun dışında çok fazla çıkmayacağım. Şimdi arkadaşın yanına geçeceğiz. O da bayağıdır ısınıyor. Ben de bayağı ısındım. Ben biraz daha belki ısınırım. Yani şu halde Nurofen almadım, bir şey yapmadım. Muhtemelen yenileceğim. Bana öyle geliyor valla. Çünkü çok fazla bilmiyorum ne durumdayım, acıyacak mı, acımayacak mı? Dün de bir vücut antrenmana girdik, bayağı sürdü. Aslan abi ikimize darma duman olduk hiç yapmadığımız için uzun süre. Şimdi geçelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Ali Hamza Çavuşoğlu ile beraberiz. Kendisi bana sağ kolda da sol kolda da meydan okuyorsun değil mi? Sağda da solda da meydan okuyor. Uzun zamandır böyle bir şey ilk defa... Çünkü kimse meydan okumuyor, linçlemeyin arkadaşlar. Dışarıda bir insan yenilmediyse normal, gayet normal çünkü hiç kimse yenememiş. Bu gayet normal bir şey. Şimdi... Dışarıda çevrende çok güçlüsün. Evet abi. Çevremde şöyle güçlüyüm. Derece olarak maç yapmadım ama arkadaş ortamlarında olur mesela. Bu arkadaşım bile hiç bükülmez dedi ortamlarda giderdim. Yenerdim. Zorlamadan da yenerdim. Ha böyle hiç yenilmiyorum diyenlerle attınız o zaman. Tabii, hiç yenilmiyorum işte. Çok kişi yendim diyenler insanlarla yaptım. Rahat bir şekilde de yendim böyle. Zorlamadım. Ha anladım. Güzel o zaman. Yani muhtemelen güzel bir maç çıkacak. Sağda da solda da atacağız inşallah. Bayağı kendine güveniyorsun. Bu konuda bizim için güzel olan zaten bu. İnsanlar geliyor. Hatta bir tane Zeytinburnu'nda ilk yaptığım arkadaşım dedim ki videonu kaldırayım istersen dedim. O hale geldik. Çünkü millet hakaret etmeye başladı. Dedim niye hakaret ediyorsun? Yani bu şekilde olmaması gerekiyor. Sen kendine güveniyorsundur. Daha önce yenilmemişsindir. Belki de yeneceksindir. Bu iş böyle. Şimdi arkadaşlar bir ısınacağız. Ben birazcık daha ısınmam gerekiyor. Sen de istersen biraz ısınırsın. Ondan sonra maçlara başlayacağız. Çek çek çek. Otobüs çek. Erkan abi çek. Oraya değil. Erkan abi boş oraya. Heh, pozunu da verdi. Şimdi geçelim ısınmaya. Şimdi krem almadım işin aslı. Hani ağrı kesici falan almadım. Nurofen almadım. Bir de şey de almadım ama burada böyle bir krem var. Mehmet Hoca... Etkisi mi var abi? Ağrı kesici etkisi. Ya Mehmet Hoca bunu bir kullan dedi bana. Sürdüm. İnanılmaz şekilde bileğimi rahatlatmıştı o dönem. Şimdi hiçbir şey sürmeyecektim. Ama dedim süreyim gene. Şimdi yener mener beni belli olmaz. Nasıl? Kokusu da güzel. Değişik böyle bir şeyleri karıştırıp yapıyorlar ama gerçekten rahatlatıyor. Çok ama yakıyor. Bunu sürdükten sonra elini yüzüne gözüne getirdin mi yanarsın. Analjezik etkisi varsa. Muhtemelen. Ağrı kesici. En azından maçları rahat atarsın. Bana... Şimdi ben prof maçları zaten bıraktım söyledim. En azından bu tarz maçlarda ağrı kesici falan almadan beni rahatlatsın diye bunu alıyorum. Bu da çok güzel etki ediyor. Bir 15-20 dakika sonra muhtemelen rahatlatacak. Krem sürdüm biraz zaman ihtiyacım var. Bir 3 tane maç atarız. 2 alan kazanır yaparız istersen. Sağda da solda da o şekilde yaparız. Uygunsa sana öyle yapalım. Eskiden üniversite Türkiye şampiyonu vardı değil mi senin? Böyle duruyorlar. Bayağı da sağlam bir bu keskin çekici felaketse. Biz ısınırken böyle geldi Erkan abi meydan okuyor falan dedi. Aynen Erkan abi rakip bulamamış. Ben de yok ederim de dedim. Dedim bunu özellikle. Abi her zaman. Erkan abi meydan okuma var haberin olsun. Tamam. Bizim maçtan sonra bunu da izlersiniz. Ama kendisi bilmiyorum ne der. Biraz tırsa bir şimdi şey Serdar bağımsız çok tehlikeli bir yer. Yani o kadar iyi kontrol edebilmeniz lazım ki onun elinde çok güçlü olması lazım. Avucumuzdan şöyle kaçıp gidebilen bir maç tekniği var. Erkan abi de el çıkıp bakalım. Bağdır'da ben bağımsız bir şey yapamayacak sana. Bağdır'da bakayım merak ettim. İki alan kazanır yapıyoruz. Düzeliyoruz beraber. 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 Omuzu geri al. Gel. Ready, go! Stop. Maç. Sert daha. Ya birçoğunu şaşırtacaksın burada bak. Maşallah. Ya birçoğunu şaşırtacaksın. Bu daha önce hiç yenilmemiş arkadaş abi. Bayağı da sert. Siftah mı yaptık şimdi?
öyle gibi gözüküyor ama harbiden sert abi. Seninle yaptıktan sonra daha onun gücü kalmaz. Herkese yenilir. Hep öyle yapıyorsun ya abi. Benden sonra herkese attırıyorsun. Ortaya gel. Bağlanalım istersen. Daha iyi kolunu kullanırsın. Tamam. Hocam bağlanalım bize. Alayım. Yalnız tutuşlarımız çok güzel. Ne yiyorsun ne bir şey yapıyorsun. Hocam ben uğraştığın adam değilim. Hiç uğraştırmadım ya. Bunlar mı bağlayayım? Kaç bununla yapalım hocam. Sert o. Tamam. Senin baban beni yedi. Kaç yaşın? 21. İnanılmaz bir potansiyel. Bağcılar'da abi. Bağcılar'da mı? Meydan okudum Erkan Bağcılar. Sen potansiyelin farkında olmadığını eminim. Alttan mı üstten mi? Alttan mı? Alttan daha iyi kol gücünü kullanırsın. Tamam alttan üstten. Ellerini alttan hiç bilmiyorum ya. Sen Bağcılar'da kimde çalışıyorsun? Usta Hoca da Bağcılar. Evde. Alttan hocam benim de. O adamdan Bariz'i tanıyorum. Tut ama tut. Kırmız. Babacan adam. Düzeliyoruz biraz. Engellilerin hepsini çok iyi davranıyor. Resim yani. Güzel. Kırma. Burada düz olsun. Masayı. Düzelt. Ready go. Stop. Maşallah. Bayağı sert. Sert abi sert. Biraz çünkü Ömer böyle gitti yani. Harbiden sert. Sert. Benim kremsuzun dişlerine kaymak gibi kayıyor. Maç. Yok Ömer güzel, olmasa güzel, başka güzel. Biri olsa bayağı zorlar. Alırdı. Yok şimdi atmayın. Benden sonra birileri bir denettireyim seni. Bir basıncını bak denesinler. Omuzlar. Normal hızlı gitmem ama dedim ya dirseklerim biraz sıkıntılı da mecbur hızlı gidiyorum. Omlar. Bizim Bağcılar Belediyesi. Hadi go. Maç. Ya. Elin kaydı değil mi? Evet. Magnezyum olsa yolda hızlı. Evet. Biraz elek kaydı da şey oldu. Ama ciddi bir potansiyeli var hocam. Yani onlar. Sen John Brazil'in şöyle diyorsun galiba. Değil mi? Evet abi. Nasıl anladın? Dönüyoruz biraz. Başından herhalde. Şöyle. Ready go. Solda sağlam. Maç. Sert sert iyi. Şimdi birazdan 5 dakika sonra bir gençlerle attırayım seni. Bak farkı anlayacaklar ne kadar şey olur. Bakma bakma. Güzel lan. Şimdi arkadaşlar maçı attık. Ben koluma sürdüğüm kremler şu an haşlıyor beni. Çok ciddi böyle ağrıdan rahatlatan bir krem gerçekten. Şimdi Ali Hamza. Normalde, şimdi ben bunu söylüyorum ama insanlar bunu yanlış anlıyor o zaman. Şimdi diyorum ki bak dışarıdaki insana göre çok güçlü diyorum gerçekten. Şu an sen dışarıdaki bir adam senin yenmesi mümkün değil. Böyle sen dedin hatta başta kendine çok güvenleri de yendim. Hani böyle içerilmeyenleri de yendim. Potansiyel. Yani benim için şimdi Ali Hamza bir potansiyel. Ciddi bir şekilde. Bundan belki birkaç sene sonra Türkiye'de kafaya oynayabilecek bir potansiyel. 21 yaşında büyüklere geçiyorsun. Büyüklerde biraz daha işin zorlaşıyor. Gençler daha kolayken U21 kategorisi biraz daha zor. Diğeri daha da zor oluyor. Ama çok ciddi bir potansiyel. Gerçekten böyle şampiyonla oynayabilecek bir potansiyelim var. Zaten maçtan sonra arkadaşlarla atlayacağım kısmetse seni. Bundan sonra. Şimdi hatta bundan sonra bir Erkan abiyle beraber Japon Serdar'ın da maçı var inşallah. Şimdi sonuçta biz seninle başta kameranın karşısında değil de dışarıda konuştuğumuzda hani bir yenme ümidiyle geldim diyorsun. Sonuçta amaç bu. Yani meydan okumak için geliyorsun diye. Olması lazım Ömer abi bana göre. Evet. Çünkü hani bu umutla yenilecek hissiyle geldiğimse zaten bir mantık yok. Zaten gelmez. Hani kibirlenmek de bir değil. Tabii hani ben Ömer abi yenerim falan düşüncesiyle gelmiyorum ama. Bu kibir değil aslında. Tabii abi. Kendine güveniyorsun. İnsanların yanlış anlıyor demek için. Çünkü yenebileceğim umuduyla geldim gerçekten. Tabii ki yani. Bu da çok güzel bir şey abi benim için. Bu bir cesaret aslında. Tabii. Çünkü karşında profesyonel bu işi yapan biri var. Benim sakatlığım bu önemli değil. Ben en kötü kolumun ağrında bile dışarıdaki bir insanla atarken bir taktik bir şey yaparım. Araya girerim üstüne çıkarım bir şey yaparım orada yani. Ya da hızlı çıkarım anlamazsın. Gücünü vermen izin vermem. O arkadaşa şey sormuşum. Ne umdun ne buldun diye. O arkadaş da 2 sene çalışsam 1 sene çalışsam yenebileceğini söylemişti. Sen ne bekliyordun da hani rahat açabileceğimi çekişeceğimizi mi bekliyordun ne bekliyordun? Ben beklentim. Dediğim gibi abi bir yenme umudum da vardı ama yenemesem de bir zorlayacağımı düşündüm gene. Çünkü hiç yenememişsin normal. Hiç değilse 5-6 saniye bir sürer diye tahmin ettim ama o da sürmedi. Maşallah var abi. Yani sonuçta sen bu işi yapmıyorsun ve dışarıda çevrende çok güçlü bir insansın. Ha yaparsan ne olur ben sana iddialaşmam açık konuşayım. En azından abi hani profesyonel bir bilek güreşi eli nasılmış bunu öğrenmiş oldum. Diğer insanlara benzemiyor gerçekten. Güzel bir tecrübe oldu benim için. Evet. Senin için de benim için de güzel bir tecrübe oldu. Ben tanışma sevindim. Bize aslında burada gerçekten insan lazım. Ben burada insanları yenme yenilme şeyini yapmıyorum. Ben kimseye yeneceğimi de iddia etmedim şu ana kadar. Belki duyan olmuş mudur bilmiyorum. Yok yani iddia etmiyorum. Sonuçta bizim amacımız burada. Hem sporu yaymak hem yetenekleri keşfetmek. Amaç aslında bu benim için. Bir de dışarıdaki insanlar da böyle hani buraya gelip atmazsan yeteneği nasıl keşfedeceksin? Edemeyeceksin. Yani böyle bir ortama girmen gerekiyor ki yetenekli misin değil misin diye keşfedeceksin.
Şimdi öyle insanlar var, bu işte gerçekten güçlüler ama farkında değiller. Öyle insanlar var, çok güçlüler ama olayı gerçekten ne kadar potansiyel olduğu farkında değiller ya da içine girmediği için ne kadar sevebileceğinin farkında değiller. Şimdi muhtemelen sen biraz uzaktayım dedin. Aslında çok uzak değil ama iş anlamında sıkıntım var. Yani bir 30-40 dakika sürüyor yani. Anladım. Fazla şeye sayılmıyor ama iş anlamında gerçekten sıkıntı var dedim. Benim buraya 2 saatte geldim. Biliyorsun değil mi? Evet. 2 saat sürdü benim buraya gelmem aşağı yukarı. Ya bu iş seninle alakalı bundan sonra. Yaparsan Allah'ın izniyle şampiyonluğun var. Bak açık konuşuyorum var. Çünkü çok güzel potansiyelin var. Hatta şu an bilmemene rağmen gördüklerini uygulamaya çalışıyorsun. John Barry çünkü şöyle tutar. Baktım aynısını bana yapıyorsun ve rahatsız etti beni gerçekten orada. Tutarken senden çok rahatsız oldum. Biraz baş parmağımla kavramaya çalıştım abi. Baş parmağıma güveniyordum. Evet güzel yaptın ama. Ama baş parmağımda aslında biraz böyle alıyordum baş parmağım diye. Ama rotasyonu çok büyük olduğu için abi rahat bir şekilde çevirdim bile. Yine rotasyonu aldım. Falan da biliyorsun. Evet biliyorum biliyorum. İzliyorum zaten biliyorum. He. Özellikle ben şimdi senin biraz daha böyle alttan tutmasaydım o dediklerini bana uygulayabilecektin aslında. Ben o tuttuğun yeri biraz daha aşağısındaydım ve merkez noktanı biraz daha kontrollü şekilde yaptım. Ondan biraz rahatsız olmuş olabilirsin. Tabii. Oldu mu bilmiyorum. Rahatsız olmamış olabilirsin. Şöyle bir şey de var zaten. Yani onları uygulasam da abi zaten bir şey değişmeyecekti. Belki bir nebze belki zorlamış olurdum. Ama amacını en azından bir denemiş olurdun kendi o noktada. Evet. Ali Hamza arkada arkadaşlarla attıracağız. Tabii gitti bir Erkan abiyle attırmayacağız. O da mesela insan diye bak masayı kaldırmış bir şeyler yapıyor orada. Erkan abiyle yapıyor. Çeksene Erkan. Erkan abi çek hızlı hızlı. Orada bir şeyler yapıyor. Bir şeyler kaldırıyor, indiriyor. Tamam gel gel. Şimdi bundan hemen sonra birkaç tane daha maç var. Japon Serdar'la Erkan abinin maçı var. Birkaç tane daha böyle çok iyi gencimiz var. Onların maçları var. Onları da izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Geçiyorlar şak diye bir köşe yapıyorlar. Vay böyle bir şey olmaz ya. Şimdi Serdar. Ben kaçmayacağını düşündüm. Direkt maçı bitireceğini düşündüm. Elini bildiği için haliyle kaçtı. Yani kaçmasa burada biliyorsun çocuk gibi böyle alacaktım ama. Ne gibi? Bir daha de. Ne gibi alacaktın? Çocuk gibi yani. Şimdi bağlanınca ne oldu peki? Arkadaşımız bana meydan okudu. Güzel bir çekicidir. Ama Bağda kaçamaz. Evet. Evet Bağda. Kaçamazsa Bağda olay değişir. Kendime pek şans vermiyorum. Abi üstten bağla üstten. Ben hiç vermiyorum. Bağda. Ya siz de Mustafa Hoca öyle yapın. Niye hakem tutuşsun? Niye aynı şu an? Başka bir Mustafa Hoca var. Sakallı. Seni bırakayım. Bunu getir. Abi ben de ne oluyor? Ben de oynamıyorum. Kendinize. Ready go. Oo Japon'a bak. Abi geri çekmeyi bırak. İçeri bükmeye çalış artık. Aldı aldı bitti her şey. O başta bir köşe yapacaktın. Ona Japon'a bak nasıl bir kit attı. Tuttu beni. Tuttu abi valla. Çok zor bir pozisyonda kaldım. Şuranı hep yukarı yükle. Şuranı hep yukarı yükle. Oradan değil mi abi şuradan. Ha, kaldıraç gibi kaldıraç gibi. Hadi kaldıraç bakalım. Kaldıraç. Japonya Türkiye sanki mabari. Kazakistan Türkiye'de abi. Vurmayayım demiyor da Japon diyor. Hadi gidiyor. Hadi gidiyor. Stop. Bırak verme verme boş ver devam. Tamam, tamam. Verme. Hayır sayılmaz onun ya. Hadi biraz daha bıraktım. Hadi. Hadi. Etkiledir seyfaktan. O kadar alttan tutmasa o kadar boğum yemez. O kadar dik tutmasa. Şimdi ikinci maç. Japon bağımsız işi bitirmesi gerekiyor Serdar. Bağımsız işi bitirmesi gerekiyor. Tanıyoruz beraber. Erkan rotasyon kilidini azıcık bozarsa elden. O zaman döndür. Yoksa onun dışında yakın abi takılır. Bağlı. Hocam. Hadi go. Stop. Elsek. Faul aldı. Pozunu verdi. Rutin pozu aldık. Şuna bakın yapış abi. Et oraya. Et oraya. Erken oraya. Oranın da öyle. Sen daha bundan. Sen burada. Serdar kolu var. Ooo. İki faal. Maç. Olmaz ben gelmeden bırakmam. Erkan abi itiraz ediyor. Faale rakibi itiraz ediyor. İki kişi. Faal yapalım. Bir yapalım abi. Daha kaçırsın. Et kaçırıyorsun. Dilsin. Serdar direkt yana yapıştırsana. Direkt yanmaya çalışıyorum. Büküp ama böyle gerdikini yap. Bük direkt yana yapış. Abi bükmeyi unutma bak. Aman hocam. Kilo fark bu kadar olur mu ya? Abi oluyor ya. 190 kilo 130 kilo ya. Erkan abi 140-150 var aşağı yukarı. Bağ kaçtı. Çok istemeden bağ kaçtı. Bunları aç. Faulü kabul etmediler.
Rodrigo. O aslında güzel gitti ama bükemedi hiç. Poz var, poz var. Beni çek, beni çek. Bak, beni bak, çek bak, diyor. Bak. Beni çek diyor, yine şovunu yaparak 2-0 maçı alıyor. Rodrigo. Vallahi yakaladı. Ama kötü pozisyonda yakaladı. Stop. O yüzden maçı aldı. Çok kötü pozisyonda yakalandı. Rodrigo. Rotasyonu çok kaptırdı gerçekten. Atıran en istediği yere düştü. 2-0 maç. Şimdi yar masasında olduğu için biraz rotasyonu kaybetmesi normal. Alışkın. Aynen onu diyorum hocam, alışkın değil. Şu an aynen biraz daha dışarı yapınca maçı çok enteresan bir şekilde şaşırtarak alıyor. İleri sürerek bu sefer yakaladı. Aynen. Biraz Berkay uyuyordu. Gittiği yeri tuttu Erkan abim dediği gibi. Maçı 3-1 kazanıyor Atilla. Şimdi burada Atilla'nın alanındalar. Yer masası. Oo ne oluyor ya? Ama boğumlar gözükmüyordu. Boğumlar gözükmüyordu. Ve çok terledik. Elimiz kayıyordu. Gerçekten çok terledik. Bir daha, bir daha kız Atilla. Atilla tam konsantre olsun. Central, central. Çok Atilla'nın. Kimin işe karışmayalım. Hadi. Sen yer masasında nasıl öyle atıyorsun ya? Çok enteresan. Allah Allah. Sağda yenecek seni, söyleyeyim bak. Hadi go. Oo açtı, açtı açıyı. Allah Allah. Atilla altta kalıyorum böyle. Böyle kalmam lazım. Atilla'cım ya, hala devam ediyor. Lazım. Böyle gitmem lazım. Böyle girme. Basınç maçı mı? Çok altta kalıyorum bak. Şurada kalman lazım böyle, biliyorsun. O basınç değil ki abi. Hadi go. Hadi Atilla. Atilla süper bir antrenman adamı. Stop. Biraz aşı düştü değil mi hocam? Dinlen dinlen Atilla sen. Oynamıyorsunuz. Kapat. Ready go. Evet. Bol. Oynamayı. Oynama. Ready go. Ready go. Bak. Oynamayın. Oynamayın. Başlamayın. Bekle. Kıpırdama. 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 Ready go. Bak. Oynamayın. Tamam. Oynamayın. Hissediyorum. Ready go. Evet. Maç. 1-1. Tamam. Ready go. Düzel. Sağa atacağız. Tamam. Sol yok. Ready go.